Devletine itibar ve güç kazandırmaya gayret eden dirayetli bir sultan, sırtını batıya dayayan bir ihanet ordusu, iç düşman. Osmanlı'nın kendi topraklarında kendi çocuklarıyla ölüm oyunu. Nefeslerinizi donduracak bir ihanet serüveni. Darbe şebekelerinin asırlardır değişmeyen ruh portresi. Sultan Abdülaziz Han ve darbeci paşalar. Muhafazakar bir Hakan, Sultan Abdülaziz Han. Osmanlı Devleti'nin 32. Padişahı, 111. İslam Halifesi. 2. Mahmut ve Pertevniyal Sultan'ın çocuğu, kendisinden önceki Osmanlı Sultanı Abdülmecid'in kardeşi. Milli ve manevi değerlere bağlılığıyla son devrin en dirayetli şahsiyetlerinden biri, dış mihrakların Osmanlı'yı güçlendirmesinden korktuğu, binbir ihanetle sonunu hazırladıkları talihsiz bir sultan. Kaynak yayınlarından çıkan Can Alp Güvenç imzasıyla yayınlanan Sultan Abdülaziz ve Darbeci Paşalar isimli kitap, saltanatı boyunca devrin modasının aksine Batı'nın oyuncağı olmayı, Batı'nın arzularını yerine getirmeyi, Batı'yı taklit etmeyi ilerleme olarak kabul etmeyen, ülkenin kültür ve medeniyetini ihya ederek Osmanlı ruhunu tekrar canlandırmayı hedefleyen köklerine bağlı bir sultanın hazin hikayesini devrin siyasi ve perde arkası oyunlarıyla birlikte ortaya koyan çarpıcı bir eser. Osmanlı ordusunu donanma başta olmak üzere mühimmat ve teçhizat olarak kuvvetlendirmeyi, devlet işlerini yakından takip etmeyi hedefleyen, devlet adamı yetiştirmekten başka gayesi olmayan Abdülaziz Han'ın sonu ölümle biten mücadelesi, bugüne kadar öğretilen rejim tarihinden çok farklı. Tarihi belgeler ve kişilerin kendi söylemleri bu kitapta gerçeği tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. Dirayetli kişiliği ve devrinde gerçekleştirdiği atılımlarla kısa zamanda Müslüman tebaanın sevgisini kazanan sultana, devlet âliyeyi bulunduğu güç durumdan kurtaracak kişi gözüyle bakılıyordu. Sultanın Kırım'ı geri alıp Osmanlı'ya 50 yıl sürecek bir itibar kazandırma niyetini bir toplantıda ağzından kaçırması hayatına mal olacaktı. Sinsi planın gerçekleşmesi için ortam hazır, yandaşlar mevcuttu. Sadece hangi kozun nerede oynayacaklarını planlamalıydılar. Osmanlı'yı dışarıdan yıkmak güç olduğundan içeriden kendi çocuklarıyla vurdular. Darbeci paşaların lideri Hüseyin Avni Paşa, 3 defa seraskerlik görevinden alınmasına rağmen 4. defa neden göreve getirildi? Paşa, darbeyi hızlandırmak için kimlerle görüştü, ne tür işbirlikleri yaptı? Darbeye giden yolda hangi cinayetler işlendi? Sözde hürriyet heveslisi Türk jönleri kimlerden ne kadar maaş alıyordu? Darbe planı nasıl gerçekleşti? Darbenin ardından neler yaşandı? Sultanın darbeden önce gördüğü rüya nasıldı? Sultan Abdülaziz'in ölüm sebebi intihar mı yoksa cinayet mi gibi sorular bu kitapta belge ve şahitler eşliğinde cevaplarını buluyor. Yakın tarihimizdeki askeri darbe geleneğinin beslendiği kaynaklara vurgu yapan Sultan Abdülaziz ve darbeci paşalar, dönemin entrikalarını ve Batı'nın Türkiye üzerindeki emellerini açığa çıkaran cesur bir eser.